Merhabalar Babatorik izleyicileri. 24 Ocak günü Euroleague son 16 F grubunda Barcelona Cahalaborel'e konuk olacak. Bu iki ekip daha önce ligde karşılaştılar bu sezon ve Cahalaborel 12 sayıyla Barcelona'yı geçmişti ama Barcelona'nın performansına baktığımız zaman ligde çok kötü bir Barcelona var. Hani 8 mağlubiyet 10 galibiyet aldılar şu ana kadar. Hani Barcelona gücündeki bir takımın, Barcelona gibi bir takımın çok kötü bir istatistiği tabii ki bu ama Euroleague'e baktığımızda ise 12 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyorlar. İlk turda aldıkları bir CSKA mağlubiyeti var ve de ikinci turda aldıkları bir Khimki mağlubiyeti var ama o da sürpriz bir mağlubiyetti. Deplasmanda Khimki gerçekten çok iyi oynamıştı ve hazır gitmemiş demek belli ki Barcelonalılar oraya. Ama onun dışında oynadıkları Euroleague'deki maçlarda iyi performans sergilediler. Gerçi onları çok zorlayacak seviyede bir takım da çıkmadı. Hani Barcelona'nın zaten ligin en elit takımları arasında, ligin 4-5 en iyi takımı arasında ama onları çok zorlayacak takım da çıkmadı. Hani Beşiktaş'ı küçümsemek gibi olmasın ama yani Beşiktaş'ın 3. çıktığı bir grupta CSKA'ya bir kez mağlup olarak 1. çıktılar. Yani Bros Basket Bamberg, Lietuvos Litas, Partizan gibi ekipleri yendiler aslında 9 galibiyet 1 mağlubiyetle üst tura çıkarken. Hani o yüzden aslında çok büyük de bir rakiple oynamadılar. Cahalaborel onları zorlayacak bir rakip olacaktır. Ben bu maçta açıkçası Barcelona'nın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Cahalaborel iyi başladı ve onlar için çok önemli bir maç. Bu maçı da kazanırlarsa eğer üst turu çok büyük ölçüde hani kapısını artık ardına kadar aralayacaklar. O yüzden ben Laborel'in bu maçı kazanacağını inanıyorum. Ama maç sonu farkı ne olur, handikapı ne olur? O biraz bence kafamda soru işareti ve Barcelona bence handikapı aştırtmayacaktır Cahalaborel'e. O yüzden ben maç sonu 2 diyorum.